Bireysel silahlanmanın sık sık tartışıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde 29 Aralık günü ibadet sırasında bir kilise silahlı saldırıya uğradı. Ateş açarak kiliseye giren saldırgan, kilise üyeleri tarafından vurularak öldürüldü. Bireysel silahlanmanın sık sık tartışma konusu olduğu Texas'ın Fort Worth West Freeway Katolik Kilisesi'nde düzenlenen ayin sırasında kapşonlu bir saldırgan elindeki pompalı tüfekle dehşet saçtı. Aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu yüzden fazla insan panik içinde saklanmaya çalıştı. Bir anda iki kişiyi vuran ve kilise cemaati içinde panik yaratan saldırgan, dikkatsizliğinin ve kilise cemaatinin keskin nişancılığının kurbanı oldu. Pompalı tüfeğin patlamasının ardından silahlarına sarılan çok sayıda insan adamın üzerine çullandı. Kilisenin arka tarafındaki bir adam tek atışla saldırganı vurdu. Yere düşen saldırganın etrafını saran kadın ve erkekler kilise içinde düzeni sağlamayı başardı. Kilise yönetimi bu yılki ayinlerini YouTube üzerinden canlı yayınla internet kullanıcılarını açarken saldırı anları da an be an kaydedildi. Yetkililer saldırganın ölü ele geçirildiğini ve bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yerel makamlar ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir diğer kişinin ise tedavisinin devam ettiğini duyurdu. Yetkililer saklanmak için kendilerini yere atan iki kişinin de hafif yaralı olarak hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Kilisenin pastörlerinden Jack Cummin, New York Times gazetesine saldırganın birden kilisenin güvenlik ekibinin dikkatini üzerine çektiğini, güvenlik ekibinin kilise cemaatindeki gönüllülerden oluştuğunu söyledi. Kiliseye üye olan ve ateşli silah taşıma ruhsatı olan kişilerden oluşan güvenlik ekibi bugün birçok hayat kurtardı. Onlar olmasaydı bu olay bir katliama dönüşebilirdi diye belirtti. Texas Kamu Güvenliği Biriminin bölgesel direktörü Jeff Williams, bu trajik bir durumdu ve neyse ki kahraman insanlar oradaydı, çok sayıda insanı kurtardılar dedi.